Merhabalar efendim. Yeni bir Türkistan gündemi programında sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Asya politikalarını ele alacağız. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Yardım doçent doktor Şatlık Amanov, Melikşah Üniversitesi öğretim üyesi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam geçen hafta öne çıkan Türk dünyası ile ilgili haberleri bir göz atalım birlikte. Sonra devam edelim sohbetimize. İsabet olur. Kırgızistan Meclisi'nde yapılan güven oylamasında yeni 4 partili koalisyon hükümeti güven oyu aldı. Bir süredir geçici olarak başbakanlık görevini yürüten Ömürbek Babanov yeni hükümetin başbakanı olurken yeni kabinedeki bakanlık sayısı da 18'den 14'e düşürüldü. Türkiye'nin vizesiz ziyaret edebileceği ülkelere bir yenisi daha eklendi. Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukovych 22-23 Aralık 2011 tarihlerinde Türkiye'ye resmi ziyarette bulundu. Yapılan resmi görüşmelerde vize muafiyeti anlaşması başta olmak üzere ikili ilişkilerin farklı sahalarını ilgilendiren anlaşmalar imzalandı. Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un 24 Aralık'ta yaptığı Rusya ziyaretiyle iki ülke ilişkileri güven tazeledi. Türkmen liderin Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev ve Başbakan Vladimir Putin'le bir araya geldiği görüşmelerde iki ülke arasındaki işbirliği ilişkileri ele alındı. Kırgızistan Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev, Rusya'nın Kırgızistan'da bulunan askeri üs ve diğer varlıkları ile ilgili 4 yıldır ödeme yapmadığını söyledi ve özellikle de askeri üslerle ilgili borcun ödenmesini talep etti. Atambayev'in Amerika Birleşik Devletleri'nin kullandığı Manas askeri üssünün sivilleşmesini istiyoruz sözleri de yankı uyandırdı. Türkiye, Rus doğalgazını Güney Avrupa'ya taşıyacak olan Güney Akım projesi için inşaat izni verdi. Güney Akım doğalgaz boru hattının Türkiye'nin ekonomik sahasından geçmesine izin veren imza Rusya'da atıldı. Geçiş güzergahındaki Ukrayna'yı devre dışı bırakacak olan proje, Nabucco doğalgaz boru hattının en büyük rakibi olarak kabul ediliyor. Doğu Türkistan Göçmenler Derneği, 10 yıla sığan efsanevi ömür Osman Baturhan adlı yeni bir kitap yayınladı. Doğu Türkistanlıların ölümsüz halk kahramanı Osman Batur'un hayatını anlatan kitabın yazarı, Celal Bayar Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Dr. Ömer Kul. 2012 yılı özellikle Doğu Türk dillerine yönelik çalışmalarıyla tanınan Türkolog Profesör Nikolay Katanov'un doğumunun 150. ve ölümünün 90. yıl dönümü. Katanov, yıl boyunca hem memleketi Hakas Cumhuriyeti'nde hem de Türkiye ve Türk dünyasında türlü etkinliklerle anılacak. Türksoy'da 2012'yi Profesör Nikolay Katanov yılı ilan etmeye hazırlanıyor. Farklı kategorilerde verilen Avrasya Yazarlar Birliği ödülleri bu yılki sahiplerini buldu. Türk dünyasında yılın edebiyat adamı ödülü Azerbaycan Yazarlar Birliği Başkanı Anar'a verildi. TRT Avaz'sa Avrasya coğrafyasında kültürel etkileşime yaptığı katkılardan dolayı Avrasya Yazarlar Birliği özel ödülünün sahibi oldu. Kırgız ressam Taci Gülküntüs'ün Kırgız Kadın Başlıkları ve Motifleri adlı sergisi 28 Ocak 2012 tarihine kadar Beyoğlu Sanat Galerisi'nde görülebilir. Evet, Şatlık Bey, başlıklara hızlı bir şekilde göz attık. Son dönemde her ne kadar uluslararası ilişkilerde ilgi daha çok Orta Doğu ülkelerine, Kuzey Afrika ülkelerine yoğunlaşmış olsa da evet. Diğer taraftan Orta Asya'da da önemli gelişmeler olduğunu zaten bu başlıklara da baktığımızda birçok husus öne çıkıyor. Mesela RTR'de de değinildi. Rusya'da seçimler sonrası Güney Akım projesinin imzalanması, seçimlerin beraber getirdiği tartışmalar, Kırgız Cumhurbaşkanı Atambayev'in üslerle ilgili sözleri, hem Amerikan üssü hem Rus üssü Kırgızistan'daki. Ve tabii her şeyden önce bu 2012 yılı Kırgızistan, Özbekistan, işte Kazakistan, değil mi? Türkmenistan, Tacikistan 20 evet. yıllık dönemi geride bıraktıkları tarih. Bu 20 yıllık bağımsızlık dönemine böyle kuş bakışı baktığımızda genel olarak bir değerlendirme yapılsa neler söylenebilir? Sizinle hemfikirim tabii. Bahsettiğiniz işte Rusya'daki son seçimler, Avrasya Ekonomik Topluluğundaki evet. Kaydedilen ilerlemeler, işte Rus ve Amerikan üslerinin Kırgızistan'daki son durumu ile ilgili yeni açıklamalar. Tabii bunların hepsi bir anlamda Orta Asya'nın 1990'larda günümüze kadarki gelen süreciyle çok yakından bağlantılı. Bir anlamda belki de Orta Asya'da yaşanan bu değişim sürecinin, geçiş sürecinin bir bakımdan sonuçları olarak da değerlendirmek mümkün. Şimdi Orta Asya'daki cumhuriyetler tıpkı diğer eski Sovyet blokundaki Sovyetler Birliği'ne üye diğer ülkelerde olduğu gibi bir geçiş süreci yaşıyor. Son 20 yıldır bu süreç
her ülke için farklı farklı şekillerde, her ülkenin kendi iç dinamikleriyle bağlantılı olarak, belki biraz da siyasal kültürüyle alakalı, o ülkenin sosyo-kültürel yapısı, ekonomik yapısı, hem iç dinamikler, bunun yanı sıra bir de dış dinamikler ekseninde farklı yönlerde bir değişim süreci yaşıyor Orta Asya bölgesindeki ülkeler. Burada öncelikle şunu belirtmek gerekiyor tabii. Orta Asya'daki ülkeler bağımsızlıklarını aldıkları zaman çok ciddi bir süreçle karşı karşıya kaldılar. Çünkü bildiğimiz gibi komünist sistemin dayattığı, işte merkezi planlamayla yürütülen, yönetilen ülkeler bir anda farklı bir sisteme adapte olmak için yeni bir sürece adım attılar. Tabii bu serbest piyasa ekonomisinin uygulandığı işte kapitalist sistem. Bunun çok kolay olmayacağı zaten Sovyetler Birliği'nin son yıllarında işte 1985 ile birlikte Gorbaçov döneminde başlanan reform çalışmaları döneminde bile az çok anlaşılmıştı. Hatta 1991'de Rusya'daki başkanlık seçimlerine aday olan Vadim Batukin ismini yanlış hatırlamıyorsam şöyle bir benzetme yapmıştı o zaman. Ve kısmen o dönemin gerçeğini biraz da yansıtıyor tabii. Şöyle demişti. Kapitalizmden sosyalizme geçmek kolay. Ama bunu kapitalizmden sosyalizme geçişi şu örnekle açıklamıştı o. Yumurtayı kırıp omlet yapmak gibi bir benzetmeyle açıklamıştı. Tabii biraz hicivli bir benzetme ama işin esas özünü yansıtan bir benzetme. Tam tersi, sosyalizmden kapitalizme geçiş oldukça zor bir süreç. Omleti yumurta yapmaya mı? Omleti yumurta yapmak gibi bir şey. Evet. Hani bunu belki mucize demek gerekir. Ama şu an post-Sovyet coğrafyadaki ülkelerin bazılarına baktığımız zaman bu mucizeyi gerçekleştiren omletten yumurta yapma başarısını yakalayan ülkelerin olduğunu biliyoruz tabii. Evet. Özellikle entegrasyonist politikaları izleyerek ekonomik anlamda dışa açılma konusunda başarılı stratejiler izleyen, enerji sektörü, enerji konusunda zengin olan ülkelerin izledikleri başarılı stratejilerle ülkelerin refahını yükselten başarılı mucizeler gerçekleştirmiş ülkeler kesinlikle var tabii bu bölge ülkelerinde. Tabii 1990'lardan günümüze kadar gelen süreçte 2012'de bu ülkelere baktığımız zaman karşımızda homojen bir Orta Asya yok. Yani karşımızda tamamen ülke bazında çok farklı dış politika stratejisi izleyen, çok farklı sosyoekonomik standartlara sahip ülkeler görüyoruz. Hocam dışarıdan bakınca sanki Orta Asya böyle tek bir yapı, tek bir ülke, tek bir bölge. Yani yeknesak, homojen, bu tek bir şey gibi algılanıyor. Halbuki 4 milyon kilometre değil mi coğrafyadan yaklaşık 50 milyondan fazla nüfustan, 100'den fazla etnik gruptan falan bahsediyoruz. Çok aslında derin bir tarihi zenginlikten, evet. Evet, aslında bu biraz da 19. yüzyılda hani jeopolitik okulunu, jeopolitik düşünsel, bu jeopolitik düşünsel yapısını ortaya koyan zihniyetin belki onun kullandığı kavramlarla biz Orta Asya'ya baktığımız için belki biraz resmin tam olarak göremiyoruz. Çünkü işte Orta Asya'nın yükselen jeopolitiği, doğalgazın ve enerjinin yükselen jeopolitiği, işte Kazakistan'ın jeopolitik konumu, Kafkasların jeopolitik önemi derken tabii biz bölgeye sadece coğrafi yönüyle bakıyoruz. Ama bir öbür tarafta bölgenin, Orta Asya'daki halkların diyelim insan unsurunu o ülke, o topraklardaki günümüze kadar gelmiş olan medeniyet havzasını, kültürel birikimi, daha doğrusu zenginlikleri göremiyoruz. Dolayısıyla Orta Asya'da deyince tabii bu genel olarak tabii akademik ve medyada genel kabul görmüş bir tanımlama. O şeyi belki tarihsel bakış açımızı değiştirerek, eleştirel bakış açısıyla belki o şeyler, paradigmayı yıkarak özüne bakmakta fayda var. Peki diye tam bu noktada, tam da bıraktığınız noktada uluslararası ilişkilerde özellikle bir coğrafi siyasi birim olarak Orta Asya ne ifade etmektedir? Şimdi Orta Asya bölgesi deyince bunu farklı farklı yönleriyle ele alan yaklaşımlar var tabii. İşte Orta Asya'yı Sovyetler Birliği döneminde çok farklı bir bölgeye işaret ediyor.
UNESCO mesela farklı bir şekilde tanımlıyor. Biraz da coğrafi, iklim şartlarına göre Orta Asya'yı tanımlıyor. Bazı jeopolitikçiler, yani özellikle günümüzdeki Amerikan jeopolitik okulunu kurucuları, bu alanda çalışanlar Orta Asya'yı tabii biraz daha farklı bir şekilde tanımlamaya meyilliler. Özellikle son dönemlerde Orta Asya'yı biraz daha Güney Asya'yla birleştirme eğilimini görüyoruz. Orta Asya deyince bunu aslında 1990'ların sonuna doğru Zbigniew Brzezinski'nin Grand Chessboard isimli işte büyük satranç tahtası diye çevirebileceğimiz o kitapta işte 5. bölümünü Avrasya'nın Balkanları olarak tanımlamıştı. Orada kastedilen Orta Asya bölgesiydi. Tabii Balkan sözcüğü aslında uluslararası ilişkilerde, literatürde biraz da krizleri, çatışmayı, etnik kökenli çatışmaları çağrıştıran bir kavram. Dolayısıyla Avrasya Balkanları derken belki onlar bu düşünsel çerçeveyi oluştururken Orta Asya'daki kırılgan yapıya, parçalı sosyokültürel yapıya vurgu yapmak amacıyla belki o kavramı kullanmış oldu Brzezinski. Ama o günden günümüze kadar gelen süreçte Amerika'nın izlediği esas Amerikan dış politikasının izlediği strateji de o Avrasya Balkanlar çerçevesinde çıkmış değil tabii. Tabii Orta Asya'yı Rusya farklı bir şekilde algılıyor. Bölgeye bakarken tabii her ülkenin kendi takarak kullandıkları gözlükler tabii çok farklı. Tabii ülkeler kendi öncelikleriyle, kesinlikle, kendi geçmişleriyle ilişkilendiriyor ama biz bugün ağırlıklı olarak ABD'nin Orta Asya politikalarına yoğunlaşalım istiyoruz. Sizin de zaten ana uzmanlık konularınızdan bir tanesi. ABD'nin Orta Asya ilgisi diye başlasak, yani veya bölgeyle ilgili politikalarının oluşum süreci hangi aşamalardan geçerek? Şimdi oluşmuş? Genel olarak Amerika'nın Orta Asya politikası Soğuk Savaş döneminde pek de Orta Asya'ya yönelik bir tutarlı, kararlı bir strateji geliştirdiğini göremiyoruz. Daha çok Sovyet araştırmaları üzerinden falan değil mi? Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak. belki de Sovyetler Birliği döneminde daha çok Kazakistan'daki nükleer çalışmalar, bunları izlemek amacıyla özellikle İran ve Pakistan'dan kalkan işte casus uçaklarıyla Kazakistan'daki nükleer denemeleri izlemek amacıyla belki bir Orta Asya angajmanı söz konusuydu o zamanlar. Ama 1950'lere geldiğimiz zaman işte 1960'lı yıllarda özellikle İç Hilal projesinin gündeme gelmesiyle birlikte Orta Asya biraz daha Amerikan dış politikasında ilk yerini edinmeye başladı. Bu ilerleyen yıllarda 1979'da Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesiyle biraz daha derin bir angajmana sebebiyet vermiş oldu. Özellikle 1960'ta Adana'nın İncirlik üstünden kalkan U-2 casus uçağının, işte Orta Asya'da veri toplayan casus uçağının Sovyet uçaklarınca düşürülmesi sonrasında Orta Asya bir anda Amerikan dış politikasındaki ilk şeyini başlatmış oldu diyebiliriz. Tabii o biraz krize sebep olmuştu. O zaman ciddi bir dış politikada, diplomaside ciddi bir krize sebep olmuştu. Amerika özür dilememişti o casus uçağı nedeniyle. Tabii Sovyetler Birliği o uçakla ilgili ciddi bir araştırma yaparak verilerle dünya kamuoyuna bazı açıklamalarda bulunmuştu. Tabii Soğuk Savaş döneminin sonuna geldiğimiz zaman işte Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte Orta Asya bölgesi uluslararası sistemde bir alt bölge olarak oluşmaya başlamasıyla birlikte Amerika'nın angajmanı da yavaş yavaş başlıyor. Öncelikle işte 1992 ile 93 arasında Sovyetler, işte Rusya ile birlikte bütüncül bir politikanın parçası olarak Orta Asya gündeme geliyor. Tabii ben Amerika'nın Orta Asya politikasını ele alırken bunun 3-4 döneme ayırmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Nedir o dönemler? İşte 1992-93'te Rusya'yı önceleyen, Rusya'ya ağırlık veren, tabii burada biraz da Amerikan dış politika yapıcılarının karar mekanizmasında olan kişilerin Rusya'yla daha aktif, daha sağlıklı bir angajmana girme istekleri de olabilir. O yüzden Orta Asya politikası biraz da Rusya politikasının, Rusya'ya karşı izlenen politikanın bir parçası olarak gözüküyor. 94-96 dönemine baktığımız zaman veya 94-95 de diyebiliriz. Bu dönemde
biraz daha Hazar eksenli bir Amerikan stratejisinin gelişmeye başladığını görüyoruz. Çünkü 1990'ların ortalarına geldiğimiz zaman Hazar'daki enerji kaynaklarının uluslararası kamuoyunun gündemine gelmeye başladığı bir dönemde bir de Amerikan enerji şirketlerinin bölgedeki yatırımlarının artmaya başlamasıyla birlikte Hazar eksenli politikalar bağlamında Amerikan angajmanı söz konusu. 96 ile 2000 arası biraz daha farklı bir döneme denk geliyor. Tabii 3. dönemde Hazar ekseninden biraz daha farklı bir şekilde spesifik olarak Orta Asya'yı önceleyen, Orta Asya'ya yer veren bir politikanın geliştirilmeye çalışıldığını görüyoruz. Tabii bu dönemde çok altlarda cereyan eden Amerikan dış politika yapıcıları arasındaki fikirsel, düşünsel çatışmaları burada üzerine durmak istemiyorum. Çünkü orada çok farklı düşünceyi savunan insanlar var. İşte Rusya'ya daha öncelik verilmesi, Orta Asya'nın biraz daha periferide kalan bir bölge olması, Amerikan ulusal çıkarları açısından fazla önem arz etmeyen bir bölge olarak görülmesi gibi tartışmalar tabii devam ediyor bu 90'lı yıllar boyunca. 2000'e geldiğimiz zaman özellikle 2000 derken 11 Eylül saldırılarını kastediyorum. Evet. Çok farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. 11 Eylül ana kırılma noktalarından kesinlikle bir tanesi. Kesinlikle. 4. dönem dediğimiz şey işte 11 Eylül 2001 sonrasındaki döneme günümüze kadar 4. dönem olarak belirleyebiliriz. O dönem üzerine biraz daha genişçe duralım. Şimdi ABD'nin Orta Asya politikasında öncelikler nelerdir? Şimdi 11 Eylül dediğimizde güvenlik akla geliyor değil mi? Küresel bir mücadele olarak. Ama onun dışında diğer ana başlıklarında ne çıktığını görüyoruz. İşte enerji, bölgesel entegrasyonlar. ABD'nin Orta Asya politikasında ana öncelikler nelerdir? Onlara biraz işaret edebilir miyiz? 11 Eylül'le devam edelim isterseniz. Çünkü 11 Eylül 2001 saldırıları sadece Orta Asya bağlamında değil, Amerika'nın küresel ölçekteki, küresel düzeyde izlediği tüm stratejileri değiştirmiş oldu. Şimdi Amerika'nın tarihine baktığımız zaman Amerika ne zaman kendisini savaşa yakın hissettiği zaman veya bir tehditle karşılaştığı zaman bir güvenlik kriziyle karşı karşıya kalmıştır. Ve Soğuk Savaş döneminde özellikle belki de Amerikan tarihinde çok önemli iki tane güvenlik kriziyle karşı karşıya kaldı Amerika. Daha doğrusu savaşı içinde hissettiği bir durum söz konusu. Bunlardan birincisi Pearl Harbor baskını dediğimiz bir baskın. Soğuk Savaş'ın hemen başlamasının arefesinde yaşadığı bir şok. İkincisi Küba füze krizi. Soğuk Savaş'ın devam ettiği bir dönemde gündeme gelen bir kriz. Bir üçüncüsü ise savaşı içinde hissettiği bir üçüncü durum ise 11 Eylül 2001 saldırıları olmuş oldu. Evet. Dolayısıyla Amerika'nın güvenlik bağlamında, uluslararası güvenliğin korunması bağlamında karşılaştığı en önemli iki temel husus şunlar. Birincisi nükleer silahlar, nükleer tehdit. İkincisi terörizm. Evet. Şimdi nükleer tehdit ve terörizm Amerikan dış politikasını şekillendiren, karar yapıcılarını yönlendiren en önemli iki kavramsal çerçeve. Orta Asya'da nükleer güçlerin hemen yanında değil mi? Hindistan'ın, Pakistan'ın, evet, Çin'in. Evet. Orta Asya'nın önemi de biraz da o açıdan kaynaklanıyor. Ama şöyle bir tespitte de bulunmak gerekiyor. Şimdi Amerikan dış politikası Orta Asya'yı şekillendirirken veya Orta Asya'ya bakarken Washington yönetimleri, onların gördükleri şey zannediyorum Orta Asya'daki ülkeler değil. Onlar Orta Asya'ya bakarken gördükleri şey etrafında yükselen güçler. Evet. Bir tarafta Rusya, öbür tarafta Çin Halk Cumhuriyeti, Hindistan, beri tarafta İran'ın nükleer bir güç olma arayışında olması. Diğer taraftan Türkiye'nin yükselen bir güç olarak bölgedeki aktif angajmanı. Tabii Amerika Orta Asya'ya bakarken bu yükselen güçlere dikkat alarak bölgeye karşı bir strateji belirlemeye çalışıyor. Bunun özellikle 11 Eylül sonrasındaki izlediği stratejilerde daha net görmek mümkün. Hocam bir de olay Amerika'dan nasıl görünüyor? İsterseniz Amerika'ya bağlanalım. Telefon attığımızda yardımcı doçent doktor Mustafa Gökçek
Niagara Üniversitesi Orta Doğu ve İslam Araştırmaları Programı Direktörü. Alo. Alo, iyi günler. İyi günler Mustafa Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ederim. Beni programımıza konuk ettiğiniz için sağ olun. Size sağ olun. ABD'nin Orta Asya politikalarını ele alıyoruz bugünkü programımızda. Öncelikle ABD'de gerek akademik çevrelerde gerek siyasi çevrelerde Orta Asya ilgisine ilişkin nasıl bir değerlendirme yapılabilir? Evet, akademik çevrelerde dediğimiz zaman ben öncelikle arzu ederseniz bu akademik üniversite çevrelerinde işte efendim konferanslar olsun, araştırmacılar olsun, bunların Orta Asya'ya yönelik duruşlarıyla ilgili kısa bir bunun gelişimiyle ilgili kısa bir bilgi vereyim. Hı hı. Eğer uygunsa sizin için. Şimdi az önce de belirtildiği gibi sizin programınızda Orta Asya'nın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığına kavuşmasına kadar Orta Asya daha çok Sovyetler Birliği içerisinde düşünülüyordu. Burada tabii şunu bence çok iyi anlamamız gerekiyor. Soğuk Savaş döneminin Amerika'daki etkisi bizim tahminlerimizin üzerinde. Yani Amerika'da bir Sovyetler Birliği adeta bir korku faktörü haline gelmiş Soğuk Savaş döneminde. Hı hı. İşte efendim nükleer silahlar olabilsin veya 3. Dünya Savaşı temasının sürekli işleniyor olması olsun. En zayıf döneminde dahi o Soğuk Savaş algısı Amerika'da hem toplumsal bazda hem de politika yapıcılar arasında. Hı hı. Sovyetler Birliği sürekli bir ürkütücü bir sembol olarak görünmüş. Evet. Dolayısıyla Orta Asya'ya bakışta da bu Sovyetler korkusunun, endişesinin diyelim çok ciddi bir rolü var. Şöyle bir tabii 1990'lardan sonra Orta Asya'ya yönelik daha fazla bir araştırma, Orta Asya'yı daha fazla önceleyen, daha fazla ön plana çıkartan bir araştırmaya yönelim oluyor, gerçekleşmiş. Ancak bunda da şöyle bir faktör var. Tabii Orta Asya'yı kim araştıracak? Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rusya'ya olan ilginin akademik anlamda da azalmasıyla birlikte eski Rusya araştırmacıları bakıyorsunuz ki artık Orta Asya araştırmacıları olmaya başlamış. Anlatabiliyor muyum? Yani Sovyet araştırma merkezleri Orta Asya araştırma merkezlerine bir şekilde dönüştü değil mi? Aynen öyle. Yani eskiden mesela benim bulunduğum üniversitede de Niagara Üniversitesi ki işte 3000-4000 öğrencisi olan çok da öyle büyük boyutta olmayan bir üniversitedir. 70'lerde, 80'lerde dahi Rusya Araştırmaları Merkezi vardı burada. Ve kütüphanesine girdiğiniz zaman 60'larda, 70'lerde Sovyetlerle ilgili ne kadar kitap varsa hepsini bulabilirsiniz. Tabii bu 80'lerin sonuna gelindiğinde artık Rusya Araştırmaları Merkezi ortadan kalkıyor. Şu anda da sadece ben varım. Yani Sovyetler'de ve Rus tarihi olarak dersleri veren sadece bu iki ders veriyor. Onun dışında da kimse yok. Dolayısıyla o yöne olan ilgi azalmış oluyor. Bunun yerine şimdi Orta Asya dersimiz var, Afganistan dersimiz var. Bu alandaki verilen dersler veya akademik araştırmalar artmış oluyor. Tabii bu şöyle bir şey de getirdi. Yani Sovyet araştırmacıları daha çok Rus tarihine olan bilgileri veya Rus politikasıyla ilgili olan bilgilerini Orta Asya'ya aktarmış oluyorlar. Hı hı. Ve Orta Asya'ya baktıklarında da yine bir Rus gözüyle bakma gibi bir handikap ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla bakıyorsunuz ki Orta Asya'yla ilgili yapılan çalışmalar Sovyet kaynaklarından yazılmış. Yerel dillerden kaynaklar çok fazla kullanılmadan yazılmış. Böyle bir handikap ortaya çıktı. Ancak bu şu son geldiğimiz noktada yani 2010'lar itibarıyla Orta Asya'yı gerçek manada inceleyen akademisyen grubunun da ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Peki hocam, buyurun. Akademik kısım böyle siyasilerin ya da Amerikan siyasetçilerinin ya da Amerikan dış politikasında Orta Asya'nın yeriyle ilgili de bir değerlendirmenizi alsak. Evet, yani genel anlamda Amerika'nın dış politikasında diyorsunuz. Onda da yine benzer şekilde Sovyetler Birliği döneminden sonra Orta Asya'ya olan ilgi biraz politik, biraz ekonomik. Yani Sovyet sonrası dönemde bir Balkanlar, Doğu Avrupa'daki yaklaşım neyse Sovyetlerden ayrılmış olan ülkeleri daha çok Amerikan eksenine alma, Batı eksenine alma. Ekonomik anlamda orada Batı etkisini artırma, işte Amerikan şirketlerine orada saha açma gibi kaygılar da Orta Asya ön planına çıktı. Ancak sonrasında yine Rusya ile olan ilişkilerin ön plana çıkması,
Orta Asya'yı bir derece geri plana düşürdü diyebiliriz. Orta Asya az önce hocamızın da belirttiği gibi daha çok çevresindeki ülkeler veya diğer faktörlerin etkisiyle Amerika'da ele alınıyor. Yani mesela bir Afganistan savaşı olduğunda daha çok Afganistan çerçevesinde Orta Asya gündeme gelmiş oluyor. Şu an itibariyle diyebiliriz ki Amerika'nın Orta Asya ile ilgili üç önemli beklentisi veya ilgi sahası var. Bir tanesi Afganistan dolayısıyla. İşte Afganistan'dan silah kaçakçılığı veyahut insan veya uyuşturucu kaçakçılığının engellenmesi, orada bir istikrarın oluşması. Diğer bir saha ticaret ve yatırım sahası. İşte doğalgaz veya petrol boru hatları olsun, buradaki Amerikan şirketlerin yatırımlarının açılması, elverişli hale getirilmesi. Üçüncü bir sahada insan hakları ve demokrasi sahası ki tabii ki bu konuda Orta Asya ülkeleri daha çok bir baskı altında bulunmuş oluyorlar. Demokratik sürecin ilerlemesi, insan haklarının ön plana çıkartılması. Bu üç sahada diyebiliriz en son gelinen nokta itibariyle Amerika'nın Orta Asya gündemi. Hocam çok teşekkür ediyorum katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun, iyi yayınlar dilerim. Evet, okyanus ötesinden de değerlendirmeyi aldık. Mustafa Hoca'nın değerlendirmelerine bir ekleme yapmak istediğiniz husus var mı? Tabii orada akademik çalışmalar konusunda tabii halen Orta Asya bağlamında yapılan akademik çalışmalarda eksiklik olduğu bir vaka. Bunu Amerika'daki uzmanlar da resmi kurumlar da teyit eder açıklamalarını duyuyoruz. Özellikle Amerika'daki devlet kurumları arasındaki bir koordinasyon eksikliği söz konusu. Hatta 1990'ların başlarında özellikle bölgeye yönelik stratejiler geliştirilirken haritada yerini gösteremeyecek durumda olanlar stratejileri geliştirmiş oldular yani. İşte Tacikistan'ın haritadaki yerini bilemeyen kişilerin geliştirmiş oldukları stratejilerle başlandı bu süreci. Ama günümüzde gelinen aşamada Orta Asya konusunda epey bir bilimsel birikim söz konusu. Yani bunları göz ardı edemeyiz. Özellikle Rusya'da, Avrupa'da, Amerika'daki bilimsel çevrelerde epey bir birikmiş veriler, bilgiler söz konusu. Demin siz de işaret ettiniz, telefonda Mustafa Bey de değindi. Bu Orta Asya ilgisinde özellikle ABD ile ilgili baktığımızda küresel ya da bölgesel aktörlerin yeri, rolü, yani Çin, telefon öncesi sizinle de orada kalmıştık. Evet. Hindistan, Pakistan, İran, Türkiye. Bu açıdan bakıldığında ABD'nin Orta Asya ilişkilerinde küresel ve bölgesel aktörlerin yeri nedir? Nasıl bir öneme sahiptir? Şimdi tabii Amerika'nın demin biraz değindiğim bir husus, Orta Asya'ya bakarken gördüğü şey aslında çevresindeki yükselen güçler. Özellikle burada öne çıkan iki ülke var. Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya. Şimdi Rusya'nın ve Çin'in son 20 yılda izlemiş oldukları politikalar çok ciddi mesafe kat etmiş durumda. Ve şunu da unutmamak gerekiyor. Orta Asya bölgesinde, bu Orta Doğu'da dahil, belki Orta Doğu'nun bir uzantısı olarak Orta Asya bölgesinde Batı'ya karşı özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin izlediği stratejilere karşı onları bölgede görmek istemeyen unsurların var olduğu bir gerçek. Tabii bu noktada bu Rusya ve Çin'in bölgeye girişini, bölgedeki nüfuzunu kolaylaştıran unsurlar. Çin Halk Cumhuriyeti tabii batısını istikrarsız bir bölge olarak görmek istemediği için özellikle Şanghay İşbirliği Örgütü üzerinden ciddi bir angajman içerisinde bölgede. Şanghay İşbirliği Örgütü'nü bu noktada değerlendirmek bence yararlı olur düşüncesinde. Çünkü Avrasya coğrafyasına göz önünde bulundurduğumuz zaman Şanghay İşbirliği Örgütü en ciddi atılımlar atmış, en ciddi somut adımlar atmış bölgesel bir entegrasyon projesi olarak karşımıza çıkıyor. Güvenlik öncelikli başladı, sonra kapsamı genişledi değil mi? Tabii Şanghay Beşlisi olarak başladılar. 1990'lı yıllarda özellikle Sovyetler dağıldıktan sonra sınır sorunlarını halletmek için Çin'in ikili ülke bazında yaptıkları görüşmeler neticesinde 2000'li yıllara gelindiğinde 11 Eylül'ün hemen öncesinde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne dönüşmüş oldu. Tabii burada Çin'in izlemiş olduğu diplomasinin de başarısını görmek gerekiyor.
Şanhay İşbirliği Örgütü günümüzdeki günümüze geldiği nokta itibariyle sadece bölge ülkeler için değil, bölge dışındaki güçler için de bir cazibe merkezi konumunda. Çünkü Hindistan, Pakistan, İran üyelik için başvurusunu başvuruda bulmuş durumdalar. Gözlemci statüsündeler. Tabii bunun dışında Şanhay İşbirliği Örgütü'nde şöyle bir görev paylaşımını da, zımni bir görev paylaşımından da söz etmek mümkün tabii. Rusya biraz daha güvenlik ve savunma ayağını kontrol ederken ekonomik ayağında Çin'in daha aktif bir rol aldığını görüyoruz. Tabii burada Rusya'nın izlediği, ekonomik anlamda izlediği politikaları küçümsememek gerekir. Şanhay İşbirliği Örgütü'nün karşısında bizzat Rusya'nın öncülüğünde yürütülen hem güvenlik projeleri var, hem ekonomik eksenli entegrasyon hareketleri var. İşte güvenlik ayağında kolektif güvenlik anlaşması örgütü, ekonomik anlamda Avrasya Ekonomik Topluluğu, bunlar tabii biraz Şanhay İşbirliği Örgütü üzerine biraz baskı yapacak düzeyden alternatif örgütler. Sonuçta işte geçenlerde hatta WikiLeaks'e sızan bir görüşme vardı. Çin'in Astana Büyükelçisi'nin bir açıklaması sızmıştı. Orada Amerikalı meslektaşıyla konuşurken bölgede, Orta Asya bölgesinde Rusya'nın Rusya ile her zaman işbirliği içerisinde olmadıklarını, işbirliği yanı sıra rekabet içerisinde de olduklarından söz ediyor. Tabii bunu entegrasyon düzeyinde de düşünebiliriz. Bu şekilde hem rekabet var hem işbirliği söz konusu. Çin'in Orta Asya'daki angajmanı özellikle enerji sektöründe çok somut başarılar elde etmiş oldu. Çünkü bölge ülkeleriyle anlaşmalar yaptı değil mi? Uzun vadeli, büyük çaplı. Evet. 1996 ile başlayan işte petrol, Kazakistan'daki petrol sahalarına yaptığı yatırımlarla akabinde Türkmenistan'la yaptığı ciddi doğalgaz enerji anlaşmaları. Tabii bunların meyvesini şu an almış durumda. Şurada şunu da belirtmek gerekir. Orta Asya'daki ham madde kaynakları borularla Çin'e akarken oradan da tüketim malları Orta Asya'ya akıyor tabii. Karşılıklı ikili bir işbirliği söz konusu. Kırgızistan mesela ekonomik ilişkiler anlamında Çin'le çok ciddi işbirliği var. Hatta Kırgızistan'ın ithal ettiği, Çin'den aldığı malların %75'i ihraç ediliyor. Yani büyük bir kesime iş imkanları da sağlıyor. Tabii bu anlamda bölge ülkelerinin Çin'le yakın siyasi, ekonomik ilişkiler geliştirmesi, bölge ülkelerindeki insanların refah seviyesinin artması açısından, istikrarın sürdürülmesi açısından çok önemli tabii. Tabii hocam, Kırgızistan dediniz. Sadece Kırgızistan'ın Çin'le 900 kilometreden fazla sınırı var, yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yani evet. İç içe coğrafyalar. Yani toplamda 3000 kilometrelik bir sınır Kazakistan'la beraber. Kazakistan'la birlikte. Tabii bu coğrafyalar sınır deyince tabii Doğu Türkistan'la komşular. Çin'in batısındaki özel Uygur bölgesi dediğimiz, Doğu Türkistan olarak bildiğimiz coğrafyayla komşular. Tabii burada güvenlik unsuru da söz konusu. Çünkü Orta Asya'da yaşayan Uygurlar olduğu gibi Doğu Türkistan'da yaşayan Kırgızlar, Kazaklar, Özbekler, Tacikler söz konusu. Tabii Çin bu durumun ülkenin batısında bir karışıklığa neden vermemesi adına, huzursuzluğun çıkmaması adına ciddi bir şekilde bölge ülkeleriyle angajman içerisinde. Bu noktada bir demin işaret ettiğiniz yükselen güç olarak Türkiye'ye baksak, Türkiye Orta Asya ilişkileri ve çok taraflı bir şekilde Türkiye ABD Orta Asya denklemi ilişkileri. Evet, Türkiye'nin Orta Asya ile ilişkileri aslında 1990'larda çok kapsamlı bir şekilde rahmetli Turgut Özal'ın döneminde tohumlar atılmıştı o dönemler. Tabii ciddi yatırımlar yapıldı. Ciddi bir emek sarf edildi o bölge için. Hatta 1990'larda Türkiye'nin bölgede model ülke olarak yükselişini de görüyoruz. Özellikle batılı ülkeler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte ortaya çıkan boşluğun İran tarafından doldurulacağı endişesiyle Türkiye'nin model olarak İran yerine Türkiye'nin model olarak öne çıkmasını teşvik etmiş oldular. O zaman
Amerika'nın Orta Asya politikasıyla Türkiye'nin politikası tabii örtüşen bir politikaydı. Birbirlerini destekleyen. Türkiye'yi batılı ülkeler ciddi anlamda desteklediler. Ama o dönemde 1990'ların sonlarına doğru Türkiye'nin imkanlarının sınırlı olduğu tabii anlaşılmış oldu. Bir de Türkiye'nin yaşamış olduğu iç sıkıntılar da söz konusuydu. İşte Kürt sorunu, azınlıklar konusu, ekonomik sıkıntılar, işte 2000'e geldiğimiz zaman yaşanan ekonomik krizler. Tabii bu böyle bir ortamda Orta Asya'daki ülkelerin başka model ülkelere bakması gayet normal. Özellikle işte Özbekistan mesela Çin'i örnek alması söz konusu. Diğer ülkeler farklı deneyimlere bakarak örnek almaya çalışıyorlar. Belki istifade etme anlamında diğer modellere bakma şeylerindeler. Türkiye'nin günümüzdeki yükselişi tabii biraz daha farklı. Hani 1990'larda Türkiye'nin karşılaşmış olduğu sorunların büyük bir kısmını günümüzde Türkiye atlatmış durumda. Özellikle Arap Baharı bağlamında Kuzey Afrika ve Orta Doğu'da Türkiye'nin bir model olarak tekrar yükselişi söz konusu. Tabii günümüzdeki Türkiye'nin işte demokratikleşme yönünde Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci anlamında içerideki sivil toplum örgütlerinin güçlenmesi anlamında büyük bir kazanımı, büyük bir deneyim olduğu bir gerçek. Tabii bunu Orta Asya'daki ülkelerle paylaşması gayet güzel bir şey aslında. Yani bunu farklı bir şekillerde, farklı platformlarda Türkiye'nin Orta Asya'daki cumhuriyetlerle işbirliğine yanaşması, entegrasyon süreciyle bunu güçlendirmesi beklenen bir süreç. Orta Asya'da son 20 yılda gözümüze çarpan çok önemli entegrasyonist dış politika izleyen ülkeler var. Tabii bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Çünkü bu entegrasyonist strateji izleyen Kazakistan, Azerbaycan ve Türkiye bu anlamda çok başarılı stratejiler geliştirdiler. İşte Türk Konseyi'nin oluşumunda bu üç ülkenin katkısı çok büyük. Tabii Kırgızistan'ın da bu anlamda ciddi anlamda entegrasyonist bir dış politika izlediğini söyleyebiliriz. Bu anlamda bu ülkelerin dış politikalarının da uyum sorunu olmadığı düşüncesindeyim. Bu bir cümleyle hocam Arap Baharı dediniz ya, renkli devrimler falan. Orta Asya'ya bir yansıması olabilir mi? Şimdi Arap Baharı'nı bakarken tabii biraz farklı bir gözlükle bakmak gerekiyor. Çünkü Orta Asya'daki toplumlarla Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki toplumlar arasındaki biraz da ben de farklılıklara dikkat çekmek istiyorum. Şimdi öncelikle Orta Asya'daki toplumların sosyal medya, işte Facebook, Twitter ve benzeri sosyal medya kullanım oranı ne düzeyde, ona bir bakmak gerekiyor. Şimdi Orta Doğu'daki bu kıvılcımı ateşleyen şeylerden bir tanesi de sosyal medyanın aktif kullanımıydı. Öbür taraftan Orta Doğu'daki bu gelişmelere bir nebze olsun katkıda bulunmuş olan işte El Cezire televizyonu gibi faktörler de söz konusu Orta Doğu'da. Orta Asya'daki tabii bir de işsizlik unsuruna baktığımız zaman bile biraz farklılık şeyini görebiliyoruz. Yani sosyal kıvılcımları ateşleyecek türden işsizlik baskısında olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Orta Asya'da işsizlik bir anlamda Rusya'ya ihraç edilmiş durumda. Çünkü Kırgızistan, Kazakistan, Kazakistan'ı kastetmiyorum. Tacikistan özellikle. Bu anlamda epey bir sosyal baskıyı boşaltmış oldu şeye doğru. Dolayısıyla Rusya'ya doğru. Kısa vadede böyle bir patlama. Bir de şunu da unutmamak gerekiyor. Yani 2003, 2004, 2005'te sırasıyla Gürcistan, Ukrayna, Kırgızistan'da yaşanan gül devrimleri söz konusuydu. Renkli devrimler. Tabii bu devrimler esnasında komşu ülkeler, özellikle Rusya Federasyonu başta olmak üzere ciddi anlamda tedbirler almış oldular. Tabii o renkli devrimlere bakarak farklı uzmanlar farklı şeyler geliştiriyorlar tabii. İşte renkli devrimlerin başlaması için temel etmenler, işte araçlar, ateşleyici unsurlar,
veya bu tür şeyleri kolaylaştıran unsurlar anlamında Orta Asya'daki şeylere baktığımız zaman, duruma evet. baktığımız zaman böyle bir şey söz konusu olacağını düşünmüyorum. Şantık Bey çok teşekkür ediyorum. Siz kaç yıldır Türkiye'desiniz? Ben tabii belli aralıklarla yurt dışında olmak üzere 15 yıldan fazladır. 15 yıldan fazladır. Evet. Hayır, izleyicilerimiz merak edebilirler. Siz Türkmen asıllısınız aslında. Türkmen asıllı, ama 15 evet. yıl dilinize artık yansımış. Yani Türkçeyi ana diliniz gibi kullanıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum programda. Ben teşekkür ederim. Efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Bugünkü programımızda ABD'nin Orta Asya politikalarını ele aldık. Bir başka programda birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın.